Babalar harçlık verirken ikiye ayrı... evet, babalar harçlık verirken ikiye ayrılırlar. Git cebimden al diyenler, bir de pantolonumu getir diyenler. Benim babam pantolonumu getir diyenlerdendi biraz güvensizlikten dolayı. Lakin ben yapacağım o pantolonu getirirken de yapıyordum. İnsanın içinde olacak. Git cebimden al geliyor. Hilmi ve Fatma yazdı. İyi seyirler. Şuraya bak. Kahvaltı bitti ya. Resmen ekmeksiz yedim ya. Allah Allah. Bizim Berk Efendi ekmek almaya gidecek, gelecek de biz kahvaltı edeceğiz. Ya da Berk Efendi bir şey düzgün yapacak da biz şaşıracağız. Ya da Berk Efendi TÜBİTAK'a gelecek de... Halim. Yeter söylendin be ana. Söylenmiyorum Songül ya. Hayal kuruyorum. Tamam. Allah Allah. Geldi Berk Efendi. Geldi ekmeğin. Babam sana kızacak. Ne oldu ki? Geç geç. Niye ki? Ne oldu ki? Bak izle şimdi neler olacak. Hoş geldin oğlum. Hah girdi bak. Erkencisin bu sabah. Kinaye yapıyor. He? Çok öbürcesin ekmek almaya bakıyor. Hani gene kinaye. Şeyma sus. Bilseydim ben seni geceleyin gönderirdim açık fırın bulup he? Ya baba aşağıdaki bakkal kapalıydı. Yan mahalledekine gittim. O da cumaya gitmiş. Yukarıdakine gittim. Onun da cenazesi varmış. Çaprazda bir tane yeni açılan fırın var ya. Tamam annem tamam. Hadi yap kahvaltını da git okuluna hadi. Bir şey unutmadım. Neyi baba? Para üstü nerede? Korkma. Ne alaka? Ne yapıyorsun oğlum? Baba ben ekmeği size yatıştıracağım diye koştum herhalde. Düşürdüm ya. Tamam otur yap kahvaltıyı. Ya ben nasıl yaparım böyle bir hatayı? Aklım almıyor ya. Tamam oğlum kızmadı baban otur. Hayır anne içim soğumuyor. Kızsın bana kız bana baba. Tamam otur oğlum ya. Ya hiç yapacağım şey değil. Hepimizin parasıydı. Kusura bakmayın ya. Lan tamam uzatma Allah Allah. Kızmaya ya, devam. Ya bütün kızdırdım. Tadım kaçtı ya. Ne güzel kaçtı lan tadın al. Al. Al al. Al biraz daha. Tadım ne güzel kaçtı. Tamam mı? Halim. Allah Allah ya. Tadı kaçmışmış. Laflara bak. Baba. He? Ben okula gideceğim. Git ne güzel okumak harika bir şey ya. Vallahi okumak müthiş bir şey git oku. Param yok. Bende de çok yok. Vallahi bende de çok yok. Yani zaten her şey ateş pahası bu devirde. İnsan biraz idareli olması lazım öyle değil mi? Halim versene kıza harçlık. Ya ben sana duruna harçlık vermedim mi? He? Verdin de bitti o baba. Nasıl bitti ya? Biter tabii. Para bitebilen bir şey. Mesela ben de bakıyorum bir gün parama, aa ertesi gün param gitmiş. Çok normal yani öyle değil mi? Allah Allah. Ne yaptın sen o kadar parayı? Baba makyaj temizleme suyu aldım. Yağlı ciltlere özel 42 liraydı. Yağlı ciltlere özel makyaj temizleme suyu mu? Bizim ailede yağlı cilt var mıydı ya? Bu yani, yağlı çıktı. Bu yağlı. Çünkü benimki kuru biliyor musun? Akşamdan ben böyle salatalığı sürüyorum suratıma. Sen geçen hafta aldığın 20 liralık fondöteni silmek için 42 lira suyuna mı veriyorsun? He? Evet. Tamam git al cebimden. Halim, bana da bir 275 lira versene. 1275 lira mı? 1275 lira. Ne yapacaksın 275 lirayı ya? Ya anlattım, kuaföre gideceğim. Oradan yufka alacağım, yaseminlere gideceğim. Börek açacağım, oradan güne gideceğim ya. Şehire kalmam lazım. Sen 275 ver, ben üstünü tamamlarım. Aa, güne mi gidiyorsun? Hı-hı. Kimdeyiz bu ay? Sarı Semra'da. Sarı Semra? Hı? Ay ben onun kısırını hiç sevmiyorum değil biliyor mi? Musun? Kinoa ile yapıyor, kinoa. Kinoa, ya ne kinoa? Ben günde miyim ben ya? Ben günde miyim? He? Altın parası alıyorsun benden, güne gidiyorsun. Bana da getiriyor iki tane poğaça, kendim kemiriyorum burada, kendimi teselli ediyorum ya. Bana hiç altın, ben hiç altın görmedim bu evde. Ay Halim uzatma, vereceksen ver, vermeyeceksen tamam. Tamam git al cebimden. Baba. Git al cebimden. Bana bak. Ben sana daha dün harçlık vermedim bana. Verdin de baba şey oldu, bizim sınıfta Arda diye bir arkadaşımız var, nasıl yoksun? Yani bir poşet çayı 23 kere demliyorlar baba. Ay. Çocuk benden borç istedi, ben de bütün harçlığımı verdim ya. İyi halt ettim. Anası kurban olsun, güzel kalpli oğlum bir... Duydun mu babası? Sağa sola harcamamış oğlum, arkadaşına yardım etmiş. Evet, Halim duydun mu ne yapmış? Sağa sola öyle har vurup harman savurmamış çocuk, arkadaşına yardım etmiş. Evet. Duyuyor mu Halim? Duydum, duydum. Tamam. Ne yapalım, belediyede anons mu çektirelim şimdi ya? Allah Allah. Sen niye terssin bu sabah? Ters değilim. Git al cebimden. Benim de bir 200 liraya ihtiyacım var. Ne yapsam acaba? Gideyim alayım cebimden değil mi? Sanki Dünya Bankası.
Ben de şu çayları tazeleyeyim. Gel, kapıya bakın. Baba, baba. Selam. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Arda niye geldi ki sabah sabah? Tamam, ben gideyim o zaman. Yok oğlum, gel gel gel. Ama niye geldin ki hakikaten sen şimdi? Allah benim belamı versin, ben gidiyorum ya. Ya gel, alınma be oğlum ya. Ne oldu, oğlum, bir şey mi oldu? Annem harçlık vermedi. Git Berk'e verdiğin borç paraları geri al dedi. Oha! Söyleyeceğim baba. Baba! Sus, sus. Yemin ediyorum sevgilin olduğunu babama söylerim. Sevgilim yok ki. Var olduğuna inandırırım. Getiririm bir tane çocuğu, babanla tanıştırırım, evlendiririm, kanın donar. Neymişsin ya? Ne oldunuz? Ne var? Aa, Arda geldi baba. Baba, Arda. Merhaba Arda, ben bu kadar daha var da getirmedim onu. Gariban Arda. Fakir Arda. Arda hoş geldin ya. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Nereden buldun lan bu üstündekini? Şey, baba çöp. Çöptün ha. Hoş geldin, karnın aç mı? Sağ ol, ben evdeydim, tokum albamca. Tok, tok, açsındır sen. Gel, gel otur şuraya. Gel, gel. Songül, Arda. Ne demek tokum annem? Gel, oturmasan ucundan tırtıklarsın, gel. Aa, salça ol, sosis yerim ben bundan. Uy, kur baba. Anam nasıl tanıdı, gördün mü? Vallahi, vallahi tanıdı ha. Sosis ye oğlum. Gel. Arda, bak ben bu çayı her sabah taze demliyorum. İyi, ne güzel. Bu değişik, sizinkine benzemez. Bak bakayım tadına. Bambaşka. Arda, bak oğlum, bu zeytin. Zeytin. Söyle, sen de tekrar et. Zeytin. Çocuk salak değil, fakir. Sinan. Heh, ye annem, ye. Arda. Nerede oturuyorsunuz siz? Tarabya'da, zambak villalarında. Bunun arkasında baba müştemilat sitesi var. Prefabrikte oturuyorlar. Bunların boylarına göre mi o şey? Oğlum, Tarabya buradan ne kadar uzak mesafe ya. Sen nasıl yürüdün oradan buraya? Taksiye bindim, yürümedim ki. Yalan söylüyor baba, okulda da böyle yapıyor. Üzülmeyelim diyor. Yürümüştür kesin. Yürümüş, değil mi? Yürümüştür. Tamam. Tabii canım, evet. Sen taksiye bindin evet, tabii ya. Arda taksiye bindi. Bugün de bir hovardalık yaptı ya. Kimse karışmasın Arda ya. Vallahi. Taksiye bindi bu. Taksi, oho. Arda taksiye biniyor. Ne kadar gidiyor. Tamam. Ne an... Senin ne iş yapıyor? Anam babanlar ne iş yapıyorlar? Dört katlı bir mobilya dükkanımız var. Aile şirketi. Baba, üç katlı şey inşaat. En alt katında bunlar batıyor. Bunlar çok kötü durumda bunlar. He, kafa gitti desin ha. Beslenemiyor ya. Beslenemiyor değil mi? Bak, sosu nasıl yiyor bak, hiç görme bak. Oh, ha. Oh yarasın. Sen git cebinden para getir. Git cebinden para getir. Arda gel. Ne olur lan? Gel gel, yanıma git. Git, git. Gel buraya. Git Halim amcanın yanına git. Git. Geç şu yanıma gel. Ne olur Halim amca. Bek para getir. Bek. Ne olur? Ver şunu. Al şunu. Al şunu. Al şunu koy cebine, al. İhtiyacın olur oğlum. Al şunu koy cebine, al. Al utanma, utanma çekil. Arda, sakın utanma bak. Sakın utanma Arda. Utanma, tamam. İyi de burada 100 lira var. 100 lira mı? He. Bakayım. İşte 100 liraya benzemiyor. Bu nasıl 100 lira? Seyircilerimizden biri Allah rızası için 100 lira verebilir miyim? Burada ne oldu, para mı bulamadınız? Cebimden al, cebimden al, tabii bitti. Bir daha girebilir miyim? He, bir daha gel ya. Arda geç otur oraya. Bir daha 20 gel. Sen mi getirdin o kağıdı? Bak yer o zaman. Yalnız sayın seyirciler, az önce güldüğünüz yerlerin aynısını güleceksiniz. Yani aynısını yapacağız. Evet. Arda, Arda. Neden sen? Gel şuraya gel. Buralara gülmüştünüz, hatırlatayım. Arda geç şuraya gel. Ha ha ha. Geç şuraya gel. Ne oldu ki? Ben niye geldim şimdi? Ben. Al şunu. Ha ha. Al şunu. Al şunu. Ne ki o? Cebine koy. Al şunu cebine. Genç adamsın, lazım olur. Sakın utanma. Arda bağırma. Sakın utanma, tamam mı? Bunu al cebine koy. İyi de burada 100 lira var. Ulan buna da 100 verdik, 50 daha istiyor ha. Hey. Suçlu ben mi oldum şimdi? Belki bana 150 lira borcu vardı. Lan sen bu garibandan bir de borç para mı aldın? Halim amca, ne garibanı? Bizim dört katlı mobilya dükkanımız var. Affedersin ama bok gibi paramız var ya. Sen bir de bana yalan mı söyledin lan? İt! He? Ya baba, oyun alacağım desem sanki verecek miydin para? Ha, bir de suçlu ben oldum ha! Var, var. Ya ama bu hediye hep benim üstüme gülüyor, yeter ya! Baba,
ya, sesin çıksın. Özür dilerim, özür dilerim. Aile facianızı bölüğü gibiyim ama 50 lira alsam da ben gitsem. Sen gerçekten zengin misin lan? Evet. Al şunu, al şunu. Al kaybol. Böyle zengin oluyor bunlar ya. Bunlar böyle zengin. Bak, hala sosis. Kaybol lan! Yine gel. İyi ki fakir değilim ha. Ayıp ama anneciğim bu yaptığın. Ayıp ama anneciğim değil mi? Doğru dedin. Doğru, çok doğru. Geçin lan şunu. Geç, geç otur. Ben de otur. Sen de otur. Sen de otur. Dur bakalım şu cebimde ne varmış bir görelim. Tuna abi, bilir misin abi? Sağ ol, Allah razı olsun. Evet. İşte o meşhur pantolon burada. Git cebimden al. Aha. Buyurun. Hiçbir şey kalmamış. Neden? Çünkü siz, ben, Songül ve Şeyma ocağıma incir ağacı diktiniz lan. Bitti mi paramız? Niye söylemedin daha önce parasız olduğumuzu? Niye söylemedim? Niye söylemedim? Söyleyeyim sana. Okuldan geri kalmayın. Aklınız para da pul da olmasın. Moraliniz bozulmasın diye. Ama yeter artık. Bakkal, manav, çatak, ev sahibi. Herkes üstüme geliyor. Artık yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Yarından tezi yok. Memlekete geri dönüyoruz. Ne? Nasıl ya? Ay saçmalama halim. Biz bu saatten sonra ne yaparız memlekette? Çocukların okulu var. Aman okulu geç, benim günüm var. Ah, doğru dedin ya. Senin günün bunun okulunda daha önemli değil. Evet. Saçma sapan konuşma. Durun ya. Benim böyle zor zamanlar için kıyıya köşeye attığım bir 3-5 kuruşum var. Ya ben Allah'ını seversen oğlum ya. Ben bu yaştan sonra çocuk parası mı yiyeceğim ya? Senin o 3-5 kuruşunla biz ne kadar idare... Allah seni kahretmesin. O ne lan? O ne? 3-5 kuruş dedim bu. Bu ne oğlum? Ya bu an... Ana, İstanbul kartımı da çalmış. Lan o... Anam kayıp kimliğim. Lan sana yazıklar olsun ya. Resmen cebimden aşırmamış, kepçe gibi avuçlamış ya. Şuraya bak. Halim kızma. Kızma çocuğa, biriktirmiş ne güzel. Biriktirmiş, iyi güzel biriktirmiş de ya bununla ne kadar geçinebiliriz ki? Ha. Bununla ne kadar geçinebiliriz? Buna en fazla 2 hafta, 3 hafta geçinirsin yani. Tamam, benim de var canım. Kayıda, köşede bir şeylerim, dur. Anam sıcak para, en sevdiğim. Ya sen onları oradan çıkartmasa mıydın? Ben bir hayal kırıklığına uğradım. Halim! Buraya gazete mazette bir şey... Halim! Of! Yetmez. Bu da yetmez. Bizim dışarıdan dış kaynağa ihtiyacımız var. Efendim dolar olsun, euro band olsun, bir şeyler yani. Baba, bende çok bir şey yok aslında ama... 100 euro. 7 liradan desen... Senin bütün seneki makyaj temizleme suyun çıktı. Vay be, vay be. Ulan size yazıklar olsun ya. Size yazıklar olsun be. Demek şurada 2 dakika duygu sömürüsü yapmasak... ...hiç kenarınıza köşenizi çıkarmayacaksınız bana paraları, değil mi? Yalan söyledin, gitmiyoruz memlekete. Ne gideceğiz memlekete ya? 3 kişi var zaten, biz daha büyük masraf olur biz gitsek ya. Ulan size yazıklar olsun be, vallahi. Sana da ayıp yani. Bana ayıp öyle mi? Vallahi öyle Halim. Bana ayıp, lan ben sizi bilmiyor muyum ya? He, ben sizin ciğerinizi biliyorum. Git cebimden al dediğin zaman hesaplamıyor muyum hepsini? Al. Al bak işte. Berk'in benden aldığı para. Nerede o? Burada yazdım. Hepsini yazdım ha. Babamdan aldığım ilk para. Bak üzerine bir de benim resmimi çizmiş. Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Hadi bakalım. Ne yazıklar olsun ne? Onu sanki yazdım. Ne yaptık? Allah Allah, zor zamanda izledim. Biriktirdiğimizi çıkarttık önüne. Sağa sola harcamamışız ki yani. Ne yapıyorsun, delirdin? Sağa sola harcamadınız değil mi? Sağa sola harcama. Halim bank kapandı. Halim bundan sonra size verecek para. Bundan sonra size para verecek halim yok. He? Bütün gece bununla yatacağım. Hadi bakalım. Halim bank kapandı artık ki. Başınızın çaresine bakarsınız. Hadi güle güle. Vallahi benden daha 5 kuruş alamazsınız ha. Hadi bakalım. O zaman ben gideyim hazırlanayım. Okula yürüyerek gideceğim. Yağmurda, çamurda. O zaman ben de gideyim makyaj yapmayayım da... ...herkes yapsın, en çirkin ben olayım. Ne yapayım? Gideyim ben de Semra'lara. Oturayım hanım hanım, kısırımı yiyeyim. Altınlar verilirken de ben böyle 3 maymunu oynayayım. Elimi atmayayım, o çantaya çıkmasın altın. Tamam, durun ya, durun. Tamam. Lanet kes. Gelin alın cebimden hadi. Ya, ya, ya. Kıyamaz. Yine kıyamaz. Halimim benim.
Çok güzel hareket miydi? Zilyen var mı? Fatma sen çal bakalım zili madem öyleyse. Yani ben de... Kaç al bakayım. Yani bir gerçek aile seyretmeye başladığımız için bir zile ben de derim ama final daha yüksek ve bir zirvede bitseydi iyiydi. Pantolonu giyme sanki senin o anda aklına gelmiş bir şeye benziyordu. Eşofmanın üstüne giymek de tabii biraz zor oldu. Prova da yaptık hocam. He. Güzel ama git cebimden al bizim evde de motto buydu. Yani git cebimden al sihirli bir cümleydi. Her akıllı baba da zaten bakar yani git cebimden al diyorum da bu çocuk ne alıyor? Arada babasının kimliğini de almış. En iyi şaka hangisiydi? He? Söyle. Sıcak vara. Sıcak vara. Ulan ne yaptınız ya? Bence en iyi şaka fondötenini, fondötenle fondöten suyu arasındaki şaka hoştu. İnandık aileye. Yani finalde kötü değil ama bir zirvede bitseydi zili daha canlı geldiler ama sonuçta zil notu aldı. Çok güzel hareketler devam ediyor efendim. Çok güzel hareketler bu.